Bu ortamda hani Müslümanlar olarak bu görevi nasıl yerine getirmeliyiz? Cenaze namazını nasıl kılmalıyız? Neler yapmalıyız? Şunu ifade edeyim, malumunuz bir Müslüman dahi cenazenin üzerine namazı kılınca farz yerine gelmiş oluyor, farz-ı kifayedir. Biliyorsunuz hani cemaat çok olsun diye genellikle uygulamalarda vakit namazlarından sonra falan kılınır cenaze namazları adet olarak ama bu bir adettir. Cenaze namazının kılınması için namazı beklemek gerekmiyor. Başka zamanlarda da kılınabilir. Hazırlanmış olan cenaze namazı her zaman kılınabilir. Dolayısıyla kuşluk vakti olsun, efendime söyleyeyim, öğle ile ikindi arası olsun, ne zaman denk gelirse illa cemaati bekleyip arkasından kılmak gerekmiyor. Elbette yakınlarını kaybeden insanlar, sevdiği bir insanın cenazesinde herkes bulunmak isteyecektir. Ama mümkün mertebe az cemaatle kılınması bu cenaze namazının ve kesinlikle cenaze namazı kılanların birbirlerine yeterince mesafeli durmaları, saf tertibinde olması, tedbiren saf tertibine geçmemeleri, mesafeli olarak durmaları, birbirlerinden etkilenmeyecek şekilde mesafeli durarak cenaze namazına gidenlerin bu şekilde namaz kılmaları gerekiyor. Peki. Cenazenin yıkanması, kefenlenmesiyle ilgili hususlarda da nasıl ki onların tedavisini yapanlar koruyucu elbiselerle bunu yapıyorlarsa, Yani ölen kişi bir koronavirüslü bir bir hasta Müslümansa. ise eğer koruyucu elbiselerle giymiş bir hocamız onun yıkamasını, teçhizini, tekfinini gerçekleştirmeli, hazırlamalı. Ve bu hastalarımızın tabutla defnedilmelerinde herhangi bir sakınca yok. Belki tabut tedbir alınabilir, tabutla defnedilebilir. Gerekli tedbirler alınmalı. Sıhhi olarak, tıbbi olarak hangi tedbirler gerekiyorsa o tedbirler alınmalı. Yani yine aynı cuma namazında ve diğer namazlarda olduğu gibi öyle çokça Müslümanın oraya cenazeye katılması yerine bunun yerine müminler onun için dua etmelidir. Evinden dua etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, onun için duasını yapmalı ama cenaze namazı olabildiğince belki az kişiyle katılanların da tedbir almak suretiyle birbirlerinden uzakta duracak şekilde yeterince uzakta durarak namazını kılmalıdırlar diye tavsiye ediyorum.